eldi içide, yurtdi içide, mo'min musulmonchiligini içide zina qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Hozirgilar izin so'ramay qilyapti. Haromligini bilib turib qilyapti. Sen dedi tasavvur qil dedi. Yana tasavvurga yaqinroq qilib tushuntirmoqchiman. Men zinokorlarga aytayapman. Zinoni qilaver deganlarga aytayapmiz. Sir asrorlarni hech kimga aytib bermanglar. Falonchi yerda gunoh qilgan edim deb biror insonga aytmang, rahim qilmaydi. Meni bolam anchamcha eri yo'q, eri bor Rossiyada bo'lib tursa, u yer berdi bo'lsa, shular men zino qiladi der ekan. Wa hassin farjahu. Ey Rabbim, buni o'zing hifzi himoyangda saqla, shahvatini kerak yerga ishlatsin. O yaşlıgiden durup küçük köpeği boydak bulup üylenmezden ya ki üylengen bosayan üyde ayağı bulup durup başkasından zina kılışın niyet kılyatkan adamlar. O şey zina kılyatkanlar itiman koşun yapan diye böyle koyuyorsun. Zinanı şeytan çıraylık kıberedi bu adamlar. Zinakar kezzap buladı. Zinakar yalgancı buladı. Zinakar hiyanetköy buladı. Zinakar satkın buladı. Zinakar hayasız buladı. Zinakar insan korkak buladı. Zinakar adamda dayus boladı, zinakarda irkelik sifat qolmaydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu ve taala rabbil alaminga beadad maqtovlar, hamd sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar bo'lsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayyidul ayyam mo'min musulmonlar masjidga yig'ilib jamlanib Alloh subhanahu va taologa ruku qiladigan, sajda qiladigan, ibodat, tilovat, duo mo'min musulmon insonlar masjidga to'planib jumani o'qiydigan aziz mukarram kunga yetkizgan Alloh taologa qancha maqtovlar aytsak ham Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam afdalu man soma va qom, eng afzal roza tutgan va eng afzal namoz o'qigan insonlarning biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Allah subhanahu ve taala bugünkü cuma okuyduğun namazlarımızın ve bugün geçe bugün ibadetlerimizi Rabbil Alemin özünün dergahıyla kabul olsun. Hurmatli cemaat, bugünkü cemaat ve ayta turgan mavzu nikahsiz baylanıştın ziyanı, künösü, anın kesepetleri, bunu manası zina degan mavzu ekan. Birodarlar, zina qilishlik mo'min musulmon odamlarni o'rtasida tarqalayotgan bir kasallik haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini sunnatlarida nima dedilar va tarixdagi ulamolarimizni aytgan so'zlari haqida inshaalloh jamoatga bayon qilishga harakat qilamiz. Nikohsiz baylanishning ziyoni, kunosi, aning kesepetlari deyapti. Nikohsiz baylanish degani, hurmatli mo'min musulmonlar, bir inson zino bilan shug'ullanishligi, mashg'ul bo'lishligi. Arab tilida az-zina, ar-riba degan so'z yozilayotgan vaqtida az-zina degan so'zni z harfidagi nuqtani olib qo'ysangiz ar-riba bo'lib qoladi. Arabcha yozishni bilgan odamlar biladi. Az-zina, ar-riba bir-biriga o'xshagan narsa. Yozilishda bir nuqtasi tushib qolsa riba bo'lib qoladi. Yozilishda ustiga nuqta qo'yib qo'ysa zino bo'lib qoladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zina kılışlıktan, kaytarıştan evvel zinaya yakınlaşlıktan hem kaytargan. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve la taqrabuz zina. Zinaya yakınlaşıp hem yürümeyinler de yaptı Allah Teala. Zina kılışlıktan, akıbatlarını düşündürüşlükten evvel ve la taqrabuz zina de yaptı. Zina degan bir fahşga, münkerga umuman yaqinlashib yurmanglar deyapti. Yaqinlashib yurmanglar deyapti. Bu nimani bildiradi desa, birodarlar, zino degan narsa eng xunuk, eng yomon shariatimizda qoralangan narsalarning biri. Hattoki ulamolarimizning so'zlari bor. Zino deganda Endi biz bu yerda o'tiraveramiz, hammamiz bir-birimizga qarab, eslik, kuchlik, taqvolik bo'lib, ammo hozir zina qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Eldi ichida, yurtni ichida, mo'min musulmonchilikning ichida zina qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Zina bilan shug'ullanayotgan insonlar ko'payib ketdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin hadislerde ayetler ki وَالْعَيْنُ تَزْنِي ana o şehirge biz köprak urgu yasab koyuşumuz gerek. Şu yerge köprak itibar verip koyuşumuz gerek. Bana hazır tarqalgan zinalarını en köplerden, en kattalardan biri bana şubub kaldı. وَالْعَيْنُ تَزْنِي köz zina kıladı dediler. Köz zina kıladı dediler. وَزِنَاهَا النَّظَرْ közünü zinasını bilmaqchi bo'layotgan bo'lsanglar, sizlarni ko'zinglar boshqa ayollarga qarab ketayotgan bo'lsa, nazar solayotgan bo'lsa, shularga qarayotgan bo'lsa, demak sizlarni ko'zinglar zina bilan mashg'ul bo'lyapti dedilar. Bu masalani aytayotganda astagfirulloh va atubu ilay deb aytish kerak. Ey Alloh o'zing kechir bizni. Bütün ümmet, mu'min, musulmançiliğini Rabbil Alamin özün keçirdi. Nima sebepten? Bunu yana qayta aytamiz. İnşallah sözlü başida ham aytamiz. Bizde mana bunday narsa çıkan hazır. Bunun ismi telefon degan narsa. Ayniqsa bunu yosh, bolalar, yoshlar juda yaxshi biladi. Hammasi ishlatib yuribdi. Hammalarini qo'llarida bor. Uylarida bor. Ota-onasi yashirib qo'ygan bo'lsa, bolishi tagida turibdi. Nafaqat o'g'il bolalarda, qizlarimizda ham bor. Tarbiya qilayotgan qizlarimizda ham bor. Ro'mol o'rab yurgan qizlarimizda ham bor. Namoz o'qiyotgan bolalarimizda ham bor. Hammalarining qo'llarida mana shunday telefon degan narsa bor. Telefon bilan yolg'iz qolishlik degan narsa bor. Bemalol hech kim ko'rmayapti. Endi bilganingni qilaver degan shaytonni vahiysi ham bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda lam ya'lam bi anna Alloha yara. Shu banda Alloh taolo mana shu bandani ko'rib turganini unutib qoldimi deyapti Qur'oni Karimda. Tarixda mo'min musulmonchilikni tarixida insoniyatni tarixida bunday fitna bo'lmagan birodarlar. İnsan yaralibdiki bunchalik gunohga yo'llar oson ochilgan emas. Hozir qarasangiz, bunday gunoh qilish o'ng'ayli bo'lib qoldi-da. Osonla bo'lib qoldi. Uyalmaylik. Gunoh qilishlik avval 5 yil avval, 7 yil avval bir narsalar gunoh bo'lib hisoblanayotgan bo'lsa, hozirgi kunimizda oddiy bo'lib qoldi. Ya bu unchalik gunoh emas, narigini yanada deydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun hurmatli mo'min musulmonlar, biz aytamizki, Qur'oni Karimda bir emas, bir necha oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolo zinoni haromligi va mumkin emasligi va uqubati va oqibati va nihoyasi borligi, zinoni qarzligi ham bayon qilingan. Hurmatli deb aytgan keladi, o'zi hurmatli emas, o'sha zino qilayotgan odamlar. Biz aytamiz, ulamolarning sözünü aytamiz. Ulamalar aytadiki, hatta men mana shu xutbaga tayyorlanib turgan paytimda bir she'r o'qidim. Arab tilida yozilgan she'r bor ekan. Uzun, men qisqartirib jamoatimizga aytib beraman. Ey zino qilgan deyapti. Ey zino qilgan. Sen zino qilyapsan u, sen sening esingdan chiqib qoldi deyapti. Sen zino qilyapsan u, seni opang esingdan chiqdi deyapti. Onang esingdan chiqdi, ammang esingdan chiqdi, xolang esingdan chiqdi deyapti. Nahotki sen zino qilsang-u, zinoni qarzligini unutgan bo'lsang deyapti. Nahotki sen zino qilsang-u, senda hech qanday yaqin odamlar yo'q bo'lsa, devoringga zino qilib ketishni unutgan bo'lsang deyapti. Bilasizlarmi? Zino nima deydi? Az-zinatday. Zino qarz deydi. Zino qarz bo'ladi. Zinoni to'lashlik kerak bo'ladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, ana Abi Umamah radhiyallohu anhu qol: "Inna fatan şâbben eten Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme, yaş bir yigit geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına yaş bir yigit geldi. Şimdi bu yaşlarını düşünemiz doğru. Şeriyette zinanı çekeresi görsetilgende eri ya ki hatını bosa o şimdi bilesler akıbat kanday buluşunu. Taşvaran kılınardı. Ama er ya ki ayalı bulmasa turmuşke çıkmagan kız üylenmegen yigit bosa onge derre veriş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına bir insan geldi. Hadisini Ebu Umama razıyallahu anhu, Ebu Umama deyledi. Razıyallahu anhu rivayet kılıyordu. İnne feten şabben, bir yaş yigit geldi. Güç kuvveti var. Yaş. Ebu Muhammed şunları. Eten Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le huzurga geldi ki ettiler. Ya Resulallahi izenli biz zina. Ey Allah Teala'nın elçisi menge zinaga ruhsat verin dedi. Bunday bunu hazır cemaatga aytsak hayron qolyapti. Hozirgilar izin so'ramay qilyapti. Haromligini bilib turib qilyapti. U bu tushunmadi, undan ajablanmanglar. U to'g'ri qalbi bilan keldi, Rasulullohdan so'radi. Zino qilsam bo'ladimi dedi. Javobni eshitgandan keyin o'zini to'g'rilab oldi. Biz bu hadisni 100 marotaba, 1000 marotaba eshitgan bo'lsak ham zino qilyapmiz mana telefonda. Kale izenli biz zina. Ey Allah Teala'nın elçisi bizge yani menge zina kılıçlikke ruhsat verin dedi. Fa akbalel kavme aleyhi fezaceruhu fekalu meh. Bu nime degen? Oşa cayda oturgen adamlar hudu hazır sizlerge okşar. Oşa cayda oturgen adamlar bu nimesi sen demege ruhsat sorayotganingni bilyapsanmi mi? Sen birovni farzandi bilan zino qilmoqchimisan? Bu nima degan söz? Bu sözünden qayt, unday demagin deb yonida turgan adamlar zajirdaydi edi. Malomat qilishdi, so'kdi. Unday qilmagin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adni yaqinroq keling dedi. Fadana minhum qariban. Yaqinlarga keldi. Qala fajallasa. So'ngra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning huzuriga kelib o'tirdilar. Keling bu yerga o'tiring dedi. Sen nimada haqida so'rading? Zino haqida so'radim. Yaqinroq keling, o'tiring, men sizga o'sha zino haqida tushuntirib beraman deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Qarang, shu yerda bir odob bor. İnsanlarga bir narsani tushuntirayotgan vaqtimizda anafa deydi arab tilida, darov nima deydi? Burilishida g'azab turadi deydi-ku. Darov g'azab qilib yuborishligimiz shart emas. Bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de boyagi hadisga o'xshaydi. Biz jamoatga aytib berganmiz. Esinglarda bo'lsa bir inson keladi masjidga. Daxola a'robiyun degan bir arobiy kelib masjidni o'rtasiga bavul qilgan hadis ko'p aytib berganmiz. Shunda sahobalar hammalari boyagi odamga qattiq muomala qilishmoqchi bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu o'z holiga qo'yib turinglar. O'sha bavlim nihoyasiga yetkazib olsin dedi bu Peygamber sallallohu alayhi rahmatlari. So'ngra nihoyasiga yetgandan keyin udnuhu minni yaqinroq olib kelinglar dedi. Mana bu tarbiya bo'ladi-da. Yaqinroq olib kelinglar deganda yaqinga kelganda falonchi bu yer masjid. Vahima qiladigan, to'polon qiladigan, fitna uyushtiradigan joy emas. Bu Allohning uyi bu yer. Bu Allohning uyi. Bavul qiladigan joy emas dedi. Masjid bavul qiladigan joyimiz. Bu yerda ruku qilinadi. Bu yerda sajda qilinadi. Bu yerda duo qilinadi. Qarang, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masjidni ichida nimalar qilishligini sanab beryaptilar. Va biz nimalar qilyapmiz? Alloh taoloning o'zi hammalarimizni kechirsin. Masjid ruku qiladigan, sajda qiladigan, ibodat qiladigan, duo qiladigan, mo'min musulmonchilik kelib qalbini poklaydigan, ko'zdan yosh chiqarib sajdaga boshini qo'yib tavba qiladigan joy dedilar. Xuddi shuni singari bu yerda u kishi aytdiki, bilasizmi dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga. U kishi aytdilar, shu dunyoda sizni juda qattiq yomon ko'rib qoldim dedi. Mana endi men sizni dunyoda eng yaxshi ko'rgan insonimiz safiga kirib qoldingiz dedi. O'zi Rasululloh shunday edi, ammo tushunmadi ular. Mana endi men sizni eng yaxshi ko'rgan insoningizning safiga kirib qoldim dedi. Hozirgi zino to'g'risidagi hadisni qarang. aytibdi ki endi u o'zini bor narsasini aytibdi xolos. Qala ya Rasululloh, ey Allohning elchisi dedi. İzalli biz zina. Menga bir ruxsat bersangiz zina qilib tursam dedi. Auzu billahi minashaytonirrojim. Zina qilib tursam deganda nima bo'ldi holat? Hammalar tushundinglar. Demak, sahobalar aytdiki, "Ey sen nima deyapsan? Bu nima degan gap? Olib chiqinglar masjiddan, unday bunday" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Udnuhu minni", yaqinroq olib kelinglar dedilar. Abi Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qanchalik tarbiyaga, mo'min musulmonlarga va qalbidagi rahmati umuman keng ekanligiga dalolat bo'ladi, birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sabriga dalolat, kelajakni ko'ra olishiga dalolat. Ipni uzun tashab qo'y deydim. Shoshilmang. Va nihoyat qiziq bo'ladi. Qala fadana minhum qariban fajalasa qala atuhibbuhu li ummik. Ey falonchi. Men elderingizgacha jalpoq til bilan tushuntirib qo'yib, bunday nima deyotibdi? Sen dedi tasavvur qil dedi. Yana ham tasavvurga yaqinroq qilib tushuntirmoqchiman. Men zinokorlarga aytayapman. Zinoni qilaver deganlarga aytayapmiz. Endi aytish kerak, aytmasa bo'lmaydi. Kimligini aytmaylar dedim. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida bitta-ikkita odamlar yomon gapirganda, "Menga kimligini aytmaylar, keyin ko'rishishimiz bor" deganda, kimligini aytmaylar, keyin ko'rishishimiz bor. Yomon ko'rib qolishi mumkin. Balki buni Alloh kechirar, men kechira olmayman. Alloh taolo doim kechiradi, bandasi kechirmaydi. O'zi hayot shunaqa. Shuning uchun jamoatga aytamizki, bu zino haqidagi mavzuyimiz ichidagi bir chiqib qolgan foyda, sir asrorlarni birovga aytib yurmanglar. Sir asrorlarni hech kimga aytib ko'rmanglar. Falonchi yerda gunoh qilgan edim deb biror insonga aytmang, rahim qilmaydi. Siz falonchi yerda gunoh qildingiz, so'ngra tavba qildingiz, so'ngra Alloh taolo kechirdi, lekin bitta bandasiga aytib qo'ydingiz. Bandasi kechirmaydi. Doim sizga qaraganda past nazar bilan qaraydi. Bu haligi ishni qilganda bu deydi. Men ham aytdim, atini aytmanglar dedim. Bir odam aytibdi ekan, bir ayol kishi. Shu o'zimiz yurtdan bir ayol kishi aytibdi ekan, "Meni bolam eri borlar bilan zino qiladi" debdi ekan. O'ylayapsan, bu nima degan so'z? Bu nima degan söz, hurmatli mo'min musulmonlar? Şu ahvolga yetib keldikmi? Buxoriyning avlodlari, O'rta Osiyoda ilm koni bo'lgan avlodlari, mo'min musulmonlar nima dermish? Odamlarning ichida "Meni bolam ancha-muncha eri yo'q, eri bor, Rossiyada bo'lib tursa, u yer berdi bo'lsa, shular bilan zino qiladi" der ekan. Bu nima degan gap? Nahotki gunoh bilan maqtanadigan darajaga yetgan bo'lsak, nahotki gunohni odamlarga ko'rsatadigan bo'lsak. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdi: "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Meni ummatimni hammasini Alloh kechirdi. Gunohlarini ochiq qiladigan, el deganiga chiqib maqtanadiganlarni Alloh kechirmadi, deyapti. Sen gunoh qilsan, bo'ldi, yashir, beki, to'xtat. Nahotki inson gunoh qilib maqtansa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah kıladı keçkurunda diye başka hadiste. "Yuznibu billeyl ve yujhiru fin nahar." Keçelerde günah kıladı, gündüzlerde eğlan kıladı, özünü körsetedi. "Men bana unday kıldım, ana unday kıldım" deydi. Oşe hiç kaçan keçirilmeydi. Ana oşe bende hiç kaçan keçirilmeydi. Allah'ın rahmeti keng. Allah'ın 100 rahmeti var. 99'sini op koyup bittesini çürüp koydu. Şunu bile yaşayıp biz. Ama günahını jahriy qiladigan, ochiq qiladigan, maqtanadigan, mana u yerga tasvir qilib, u yer bu yerga chiqarib ko'rsatib, nima qilayotganini ko'rsatayotganlar yaxshilab bilib qo'ysinki, Alloh kechirmaydi. Dalil bu Abdulaziz domlaning so'zi emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammanglarni Alloh taolo kechiradi. Ummatni hammasini Alloh taolo kechiradi. Mujohir bo'lgan, ochiq gunoh qiladiganlar hech qachon kechirilmaydi, debdilar. Ana o'sha zino qilayotgan, zinoga da'vat qilayotgan yoki ba'zi yerlarda o'tirib olib, "Biz u yerga borgan edik, bu yerga borgan edik, mana bunday qildik" degan odamlar tavbangni qil. Hech qachon kechirilmaydi. Orqaga qaytish kerak va zino qarz albatta o'zing to'laysan deb ularga bir tushuntirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Seni onangman" dedi, "biroz zino qilyapsan. Atardohu li ummik." "Ey falonchi" dedi. seni onang bilan bir kishi zino qilyotsa, sen onangni zino qilayotgan odamga ko'rib o'tirarasan qarab dedi. Rozi bo'lasanmi shunga dedi. Sen shunga rozi bo'lasanmi dedi. Onang bilan zino qilayotsa rozi bo'lasanmi dedi. Qolala aytdiki, yo'q. Men unday narsaga norozi bo'lmayman deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va kazalikannas la yardaun. İnsanlar ham xuddi shunday. Bir ona onası bilan birov zino qilayotgan bo'lsa hech kim rozi bo'lmaydi dedi. Qola afatuhibbuhu libnatik, seni qizingni birov zino qilayotgan bo'lsa qarab o'tiraverasan dedi. Ha, zinoni qilavering bemalol, bu meni qizim bo'ladi, bemalol zino qilavering deb sen qarab o'tiraverasan dedi. Qola la, yo'q dedi. Mol mulkim fido bo'lsin, hamma narsam sizga bo'lsin ya Rasululloh, ammo men ana o'sha zinoga hech qachon rozi bo'lmayman dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki: "Ve kezalike nas ve nas la yuhibbunahu li banatihim." İnsanlar özlerini kızları bilen zina qilishliklarini xohlashmaydilar dediler. "Qala atardahu afatuhibbuhu li khalatik ve men bunu qisqartiramiz endi. Afatuhibbuhu li ammatik." Seni xolang bilan biroz zina qilayotgan bo'lsa qarab o'tiraverasanmi dedi. Seni ammang bilan biroz zino qilayotgan bo'lsa qarab o'tirasanmi deganda boyagi inson la degan, yo'q degan. Yo'q, Allohning elchisi, ey Allohning elchisi, men hech qachon rozi bo'lmayman. Onamga ham, singlimga ham, opamga ham, qizimga ham, xolamga ham, ammamga ham birortasiga men zinoni rozi bo'lmayman deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey falonchi dedi, sen zinoga ruxsat so'rab o'tiribsan. Sen zina qilayotgan kimidir onası bo'lib chiqsa-chi ertaga dedi. U kimidir qizi bo'lsa-chi, u kimnidir opasi, kimidir singlisi bo'lsa-chi. Demak, sen zina qilaman degan u o'zi osmondan tushgan yo yerdan chiqqan emas, uni ham birov tuqqan. Uni tug'ilishiga sababchi bo'lgan otasi ham bor. Balkim oilada aka-ukasi ham bordir. Mahalla ko'y qo'shnilari ham bordir. Sen endi tushundingmi deganda boyagi inson aytdiki, ey Allohning elchisi, men tushundim dedi. Men hech qachon mana shu narsaga yaqinlashmayman deganda fa vada annabiy sallallohu alayhi vasallam yadahu ala sadrihi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu muborak qo'llarini oldilarida o'sha insonni mana bu ko'krak qafaslariga qo'yib, Allohumma g'fir zambahu va tahhir qalbahu va hassin farjahu, ey Allohim dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Allohumma g'fir zambahu degani, ey Robbim, şu benden zina qilib qo'yibdi ve ruxsat so'rab qo'yibdi, sen o'zing şu bandangni kechirgin dedi. Qo'llarini qo'yib aytibdi. Va hassin farjahu, ey Robbim, buni o'zing hifzi himoyangda saqla, shahvatini kerak yerga ishlatsin. Va tahhir qalbahu, ey Robbim, sen mana shu bandangni qalbini tozalab bergin, zinoga moyil bo'lmaydiganlarni qatorida qilib bergin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi insonga muborak qo'llarini qo'yib duo qildilar. Va biz bilamizki, payg'ambarning duosi ijobat. Qachon nima deb duo qilsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo albatta duosini ijobat qilib beradi. Ana endi savol bo'ladi. Bu inson duoni oldi. Bu insan qutuldi, yengil yo'liga o'tdi. Bizda o'sha duoni olishlikning imkoniyatini tugaganiga 1400 yil bo'lgan. Biz yaqinda dunyoda kelgan odamlarimiz va yaqinda o'tib ketadigan odamlarimiz. Ammo biz qanday qilishligimiz kerak desa, hurmatli mo'min musulmonlar, bu zino degan narsa sekin-sekinlik bilan bo'ladigan narsa. Inson ertalab zinoni o'ylab, abidga borganda yoki asrga borganda zino qilib qo'ymaydi. Sekin-sekinlik bilan paydo bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan paydo bo'ladi. Ana o'sha paydo bo'layotgan narsalarda birinchisi mana unisi bo'ladi. Ota-onalarga aytamizki, hurmatli ota-onalar, farzandlarimizni, o'g'illarimizni, qizlarimizni zino qilishlik degan narsadan to'xtatib, qaytarib qolaylik. Yetib borgandan keyin kech bo'ladi. O'sha joyga yetib borgandan keyin sharmandagarchilik bo'ladi, uyat bo'ladi, to'g'rilab bo'lmaydigan joyga kirib qolgan bo'ladi. O yoshligidan turib kuchi ko'payib, bo'ydoq bo'lib uylanmasdan yoki uylangan bo'lsa ham uyida ayoli bo'lib turib boshqasi bilan zino qilishni niyat qilayotgan odamlar. Karız degen narsani esden çıkarıp koymaylık. Şeytan, ulamalarımız şunda yazışadı. Bu erkek kişinin tabiatida barım dese bor. İnsan xohlaydi, bu aniq. İnsanlı tabiatida şahvat var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de zuyyina linnasi hubbu şehevati minen nisa. İnsanlarga, erkeklerge ayollarını yaxshi ko'rsatib koydum deyapti Allah Teala. Başka ayet-i kerimede illa ala azvajihim ev ma malakat eymanuhum ya ki özlerine ayolları ya ki kol astıdakiler ular hazır yok. Demek özlerine ayolları deyapti halas. Ulamalarımız aytadi ki birodarlar, insan dünyadaki hammadan zina qilsa, misal için halas bu işte kitapta keltirilgan misal. Nimaga zina qiladi degan joy bor-da. Bu zina qilayotganlar biladi bu narsani. Nima sababdan zina qiladi desa, shayton bunga juda chiroyli ko'rsatib qo'yadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyodagi hamma ayol kishiman zina qilib bitgandan so'ng o'zi unday bo'lmaydi. Agar shunday bo'lsa deydi kitoblarda, hamma ayolman zina qilib bitsa, shayton kelib bir itni ko'rsatar ekan. Mana shu it juda chiroyli, shundan qo'shilib ko'rmaysan deydi. O'sha zina qilayotganlar itimon qo'shilyapman deb o'ylab qo'yaversin. Eng oxiri men bitta itimon qo'shilaman deb o'ylab qo'yaversin. Nimaga desa, tarixda bir shoir odam o'tgan. Biz buni yashirib yo jamoatni bir ehtiyot qilib aytadigan masala emas, ammo jamoatga biz bu masalalarni tushuntirmasak bo'lmaydi. Bir shoir bo'lgan. Lekin o'sha shoirning bir kamchiligi shu zinaxo'r deydi, o'shanday bo'lgan ekan. Zinaga o'ta berilgan odam ekan. Ana o'sha shoir degani o'sha zamonda hammani uyattirib beradigan, sharmanda qilib beradigan hazil jurnalistga o'xshaydi. O'shanday odam ekanda yana bir kishini ayolini yaniga keladi, aytadiki, sen men bilan zina qilsang deydi. Sen haqingda she'r yozmayman, seni uyattirmayman. Bo'lmasam deydi. Ben seni şermendayını çıkaraman, anday kılaman, manday kılaman deyip her hıl yollarga ötep de barı uçundayım. Boyaga ayol kişi, bilesler günah kabiren 7 tane bittesi pak ayollarını zinada ayıplaştık. Hatta Ayşe anamızga hem de bugün şunday işler bugün. Bu şiyelerdi, laneti değişkerek estağfurullah, bu şiyelerdi kıyan işi şunday. Ayşe anamızda nime deydi? Zinakardıydı. Abu Bakir'de laneti deydi bunlar. Demek o şey şair keldi aytdi ki, sen dedi, ya men bilan zina qilasan dedi, ya seni sharmanda qilib uyattirib tashlayman dedi. Deganda boyagi ayol kishi, mayli roziman, falonchi kuni, falonchi joyda, falonchi vaqtda dedi. Sifatini ham aytdi, kayfiyatini ham aytdi. Qanday qilib? Tog'ni tagiga kelasan dedi. Men ham tog'ni tagiga boraman dedi. G'orni ichiga kirasan, falonchi g'orni taniysan, ha taniyman. Men ham o'sha g'orga boraman dedi. Zina qilib butguningcha gapirmaysan dedi. Zina nihoyasi yetganidan so'ng gapirasan dedi. Shoir aytdi, "Xo'p" dedi, "Kelishdik" dedi. "Senga o'xshaganni ko'rmadim, endi mana ko'rdim, mayli kelishdik" dedi. O'sha vaqt bo'lganda o'sha joyga bordi. O'sha vaqtga bordi, qisqasi zina bo'ldi. Zina nihoyasiga yetgandan keyin haligi shoir bitta gapirmoqchi bo'lib, endi gapirsam maylimi dedi. O zina qilingan aytdiki, "Ha, dadasi gapiravering, o'zingiz xotiningizman" dedi. Qanday qilib dedi? Siz dedi, falonchi ayolni ham sharmanda qilmoqchi bo'lib, navbatdagisi bilan zina qilmoqchi bo'lganingizda vaqtini, joyini, kayfiyatini, ko'rinishini belgilab, o ayol menga bunaqasi kelib xabar berdi dedi. Dars o'tib qo'yish maqsadida ham, tushuntirib qo'yish maqsadida ham shu ishni qildi dedi. Falonchi seni ering men bilan zina qilmoqchi, lekin men chiroyli yo'l ko'rsatib qo'ydim, sen o'sha joyga borasan gapirmaydi, senga qo'shiladi. So'z nihoyasiga yetgandan keyin, dadasi bu yog'i nima gap endi, tinch omonmisiz deb aytsang o'ziga kelib ketadi dedi. O'zini ayolini jo'natib yuborgan ekan. Shunda boyagi shoir she'r yozadi. Hurmatli mo'min musulmonlar, buni yaxshi tushunib olaylik. Nimaga aytib beryapman, buni tagida so'z bor-da. Ma ahlaki fil haram ve ma abgazaki fil halal deydi. Hatun dedi, sen dedi meni nikahımda turganingda ko'rimsiz edin dedi. Nima sababdan nikahımda emas boshqasi deganimda boshqacharoq bo'lib ko'rinding sen özümü hatınım ekensen, nikahımdaki ayalım ekensen, nemege üyde senge yakınlık kısan bunday bulmayıp da, bu yerde senge yakınlık kısan bunday buladı, zinada endi düşündüm dedi. Zinanı şeytan çıraylık kıberedi buradanlar. Nihayesinde bolayatken vakıya hadisa iş bitti. Ama sizin mana bu yerinizdeki keyfiyetinizi özgertir beredigan, sizi her hıl ahvallarga sabiredigan bu zina, bu başkası degen keyfiyet adamı başka çıkıp koyar. Bu oldu dedi şair, tavba kıldı. Hiç kaçan zina okumayman dedi. Çünkü bunun nihayesi bittiyken dedi. Başka ayalman koşulu yapan degen niyette koşulu olduğun başkaça oldu. Sen özümü ayalmaken sen o dedi. Demek ulamalarımız etçedeki sözün nihayesi de zina lezzeti ketedi, günahı yazılıp kaladı. Cevap berişlik kaladı. Zinakarlı sıfatları hakkında ben bir eğer söz ait vermekçiydim, vaktimiz nihayesi geçe. Zinakar braderler, bilip olayım. Zinakar kezzap buladı. Zinakar yalgancı buladı. Zinakar hiyanetköy buladı. Zinakar satkın buladı. Zinakar hayasız buladı. Zinakar insan korkak buladı. Zinakar adamda deyüs buladı. Zinakarda irkelik sıfat koymaydı. Nime sebepten dese ayalını aldayaptı. Özünü aldayaptı. Hemme tüpürüp ketken yerine barıp durup o şu adamdan zina kılıyatken bunda gurur yok. Bu zinakarda erkekçilik yok. Bu zinakar yolgancı buladı. Zinakar deyüs buladı. Zinakar bamdak namaz getir almaydı. Zinakar ibadetlerden uzak buladı. İmanı zayıf buladı. La yazni zayni hine yazni vahve mu'min. Zinakar zina kılıyatken de mu'min bomaydı yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zinakar zina kılıyatken de iman çıkıp duradı. Zinakar zinasıdan sonra iman özü gelişi mümkün diyapti. Eğer şu gün geçe zina kılıngan olsa to'xtatish gerek. Bundan keyin zina kılışlı degan narsaga umuman yaqinlashmash gerek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde en qaytarilgan narsa zina. Kıyamatga yakın mo'min musulmonlar ko'chada zina qilayotganlarni ko'rib, eng iymoni baquvvatli sal chekaroq o'tolsang bo'lmaydim degandan boshqaga yaramay qoladi deyapti. Hozir ham shunga o'xshab yetay deb qoldik. Zinakar adamlarını en içide kalbi kaltırıp duradı ve zinakar adamda şu yerini isten çıkarmaylar umuman haybeti bulmaydı. Yüzüde nuru bulmaydı. Yüzüdeki nurunu mumun musulman adam köraladı halas. Betingde nurun yok iken de bizi atı babamız etken o şey zinakar bular. Davralarga kirip hele o yerde bu yerde her hıl adamlarga apende aytip yolgan yapırıp küldürüyatken hem zinakar bular. Ömrü köçede ötüp ketken samarxonalarda hemen özüge karatıp oturaveriyotgan adam hem zinakar bular. Zinanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köz zinası var, kol zinası var, ayak zinası var ve bir neçe türleri var deyapti. Özümüz ve başkalarını qaytaraylik. Oylamaylik ki barib o yerde bitirayotgan işlerimiz zina deyip. Vanasidan uzara bo'laylik birodarlar. Mana plempaya bo'ladi. Birinchi bosqich bo'ladi. Ana shu nihoyasidan keyin zina kelib chiqadi. Qo'shinikidan avval uyingizdan chiqib olmasin. Ammamıza ihtiyat bulaylık. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin.